2024'te ilişkiler konusunda en şanslı, değişimi en çok yaşayacak burçlar genel anlamda. Sen tek tek sevmiyorsun burçları Evet, ama anlatmayı. genel şeyleri yanıtlamayı seviyorum, seviyorum. Hemen Evet. söyleyeceğim. Şimdi yılın ilk yarısında Jüpiter Boğa'da. Yani Mayıs'ın sonuna kadar, 26 Mayıs'a kadar bir kere yükselene mesela Boğa olanlar, Akrep olanlar. Bunların çok avantajları var. Özellikle yükselen Akreplerin ilişki, evlilik ve ortaklık anlamında şansları yüksek. Onu söyleyebilirim. Ancak getireceği sorumlulukları da çok iyi taşımaları gerekiyor. Çünkü Satürn de onların 5. alanında, yani yine aşkla ilgili bir yerde, diyor ki hayat yükselen akreplere, bu sene evlenebilirsin, ortaklığa girebilirsin, şanslısın ama sorumluluklara da hazır ol diyor ilişkilerin getireceği. Yılın ikinci yarısında, yani 26 Mayıs'tan itibaren bu şans yer değiştiriyor. Yükselen yaylara doğru geliyor. Diyor ki bu sefer siz, diyor yükselen yaylara, evlilik gibi, ilişki gibi konularda avantajlısınız ve evlenme ihtimaliniz olabilir diyor yılın ikinci bölümünde. Böyle bir durum var ilişkilerle ilgili. Diğer burçlara mı bu şey, şu demek de, yani yanlış anlamasın kimse, diğer burçlara hiçbir şey olmuyor değil. Ama hani en belirginden bahsettim, öyle diyeyim. Yani hani en belirgin, böyle en görünen, o Jüpiter geçişleriyle de ilgili olan, hani yükselen akrep, yılın ikinci yarısında yükselen yaylar, boğalar ilk yarısında genel olarak çok avantajlılar. İkinci yarıda o avantajlar ikizler burcuna geçecek. Mayıs sonundan itibaren genel fırsatlar, hayatları ile ilgili, kariyerleri ile ilgili, özel yaşantıları ile ilgili avantajlar önce boğalarda, sonra ikizlerde olacak. Ve koçlar ve yükselen koçlarda işte yeni başlangıç yapmak, girişimde bulunmak açısından çok büyük avantajlara sahip yıl boyunca. Canım terazi ve başak. Ah terazi. Terazisin sen. Yani terazi deyince benim de aşk alanım terazi haritamda. Yani maalesef güneydüğüm terazide olduğu için ve tutulmaların olduğu aylarda teraziler bir tık zorlanabilir. Ne zaman? Mart ayı, Mart sonlarına doğru, Nisan ayı, Ekim ayı teraziler için çok kritik. Çok dikkat etsinler. Bir de yükselen teraziler için söyleyeceğim bunu. Terazi burcu için değil bu. Sadece yükselen teraziler için bir şey söyleyeceğim. Sağlıklarına çok özen göstermeleri gerekiyor. Çünkü onların sağlık alanından Satürn geçiyor. Geçtiğimiz Mart'tan beri ve 2024 yılı boyunca. Ama bu teraziler için değil bu söylediğim. Yükselen teraziler içindi bu. Onu söyleyebilirim. Terazilerin de yani en hassas noktaları ilişkilerle ilgili aslında çok daha dengeyi kurmaları gereken bir yıl bu. Yani ben biz dengesini, alma verme dengesini çok iyi kurmaları gerekiyor terazilerin bu sene. Anladım Barış. Kapatalım. Kapatalım artık. Bence de kapatalım bu konuyu. Ben o yüzden hiç teraziye girmedim. Senin terazi olduğunu bu biliyorum ya. Aynen. Hiç oraya geçesim gelmedi ama sen sorunca mecbur kaldım. Biliyorum biliyorum. Farkındayım onun. Fark ettin değil mi? Hiç oraya doğru gitmiyorum yani terazilere doğru falan. Yanından bile geçmedin. Onu farkındayım. Geçmedim hiç yani. İstese de istemese de değişimi en büyük yaşayacak, en şiddet yaşayacak burç var mı? İstese de hayat onu istemese de zorlayacak. Yani bu da kova burcu. Neden? Çünkü Plüton kova burcuna geçiyor. Özellikle ilk günlerinde doğmuş olanlar, yani Ocak sonuna doğru doğmuş olan kovalar benim gibi, istese de istemese de değişmek ve dönüşmek zorunda 2024'te. Hayat onları öyle değiştirecek. Onlar... Bu da benim burcuma denk geldi. Sen ne, ben bu sene. Olsun. Nereden baktığımıza bağlı. Ya, değil mi? Hayırlı güzel bir şekilde olsun. Doğru söylüyorsun. İşte kol belli kola olmaz. Girer, artık senle gideriz Kuzey Kutbu'na çok sıkılırsak. Hayatın ne getireceği yine de belli olmaz. Orası biliyorsun. Rahatsız edecek kimse de yok. Oraya gideriz kol kola hep beraber.
Biz bir çıkış noktası buluruz. Rahat ol. O anlamda Amin. kendimi Bence de evelallah güveniyorum. bulurum. Evet. Peki Evet. salgın uyuz diyen var. Uyuzun daha çok yayılacağı konusunda Sen işte dediğin doğum. anda kaşınmaya başladık. İkimiz de bana da Birden değil mi? Psikolojik sinirimi bozdu. psikolojik. Evet. Ya ben bir de alışveriş yapmayı seven biriyim. Hoşuma gidiyor arada dükkan gezmek, bir şeyler denemek, kıyafet. Diyorlar ki denemeden diyorum nasıl alacağım yani, nasıl emin olacağım üzerime olacağım da. Yani bana gelebilir bu yüzden, bu salgın olursa Allah korusun. eğer. Yani Doğru. şimdi bunu ben de duydum bu arada. Sen de ikimiz muhtemelen aynı kaynakları da okuyoruz, bak ben şu anda onu fark ettim çünkü aynısını okudum. Şimdi böyle bir şey, yani yeni bir pandemi, tahminlerim arasında pek yok. Dürüstçe söyleyeyim sana. Çünkü bir oyun, bilgisayar oyunları da böyledir biliyorsun. Aşama aşama gider. Level. Birinci level, ikinci. Şimdi birinci level'ı yaşadık. Şimdi bence o yeni dünya düzenine gidişinde başka level'lara geçeceğiz. Ve yine sana burada bir öngörümü söyleyeyim astrolojiyle ilgili. 2025 Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor, 2032'ye kadar orada. Bir öncekinde Darwin'in evrim teorisini geliştirdiği bir süreç var Uranüs İkizler'deyken. Ve bence diğer astrolojik göstergelerle bir arada düşündüğümde insanoğlunun gerçek kökeniyle ilgili bir kanıt ortaya atılacak 2025-2032 arasında ve bu bütün din tarihini, dünya tarihini ve her şeyi değiştirecek. Çok sağlam bir öngörüyle yani cevap vereyim Evet. sana bu konuyla ilgili ve bütün her şeyi değiştirmesi zaten o yeni dünya düzenine gidişte önemli bir aşama olacak. Yani bütün ezberler bozulacak diyor Barış Evet. Özkırış efendim. Astrolog, dönüşüm merkezi kurucusu, eğitmen, araştırmacı, yazar, canım arkadaşım. Bir programda travmalar ve bunların üzerindeki iyileşmeyi nasıl iyileşir? Belki bir iki tane de şey yaparız, çalışma yaparız. Ne dersin? Tamam yapalım, neden olmasın? Tamam Yapalım mı? yaparım. Yani zaten kendi astroloji seanslarımda aslında en çok bunlar üzerine çalışıyorum. Bir de çok sevdiğim benim bir psikiyatr dostum var. İsmini açıklamayayım, hani zor durumda kalmasın. O bana danışanlarının doğum bilgilerini de yolluyor. Kendi aramızda bakıyoruz. Yani oradaki teşhislerle işte haritadaki göstergeleri falan birbiriyle kıyaslamaya çalışıyoruz kendi aramızda. Süper. Çok seviyorum ben böyle çalışmaları. Hoşuma gidiyor. Yani şimdi dediğim gibi aslında amaç insanı anlamak. Yani aslında gerisi hikaye, değil mi? Burada önemli Tamam. hepimizin aslında öncelikli amacı kendimizi, insanları anlayabilmek, kendimizi gerçekleştirebilmek. Bu. Çok Bunun doğru. için buradayız hepimiz yani. Onun dışındaki her şey hikaye aslında. Her şey buna hizmet ediyor. Yani para da, başarı da aslında buna hizmet eden bir şey. Aşk da buna hizmet ediyor. Yani bütün hikaye kendimizi gerçekleştirmek ve insanı anlayabilmek. Bunun için buradayız. O yüzden seve seve yaparım böyle. Bu cümlenin üzerine konuşacak bir şey yok. Noktayı Bak. zaten Barış Özkuruş koymuş oldu efendim. Hepimize şifa olsun bu program. Aradığınız ne varsa bir kelimede, bir cümlede, bir harfte bulun inşallah bu programın içinde. Canım arkadaşım Barış Özkuruş, teşekkür ediyorum. Ben Seninle çok teşekkür 2024'te ediyorum daha çok, sana. daha sık görüşeceğiz. O Daha yüzden sık görüşelim, evet. yapalım. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür Son ediyorum. Harika bir 2024 diliyorum sana, bana, herkese, bütün dünyaya. Önce kendimizi sevdiğimiz, sonra herkesi sevdiğimiz bir yıl diliyorum gerçekten. daha ne diyelim? Hoşça kalın.